Eski olmasına rağmen Erik babasının evinin önünde duran Nissan'ına bayılırdı. Nihayetinde bir arabaydı. Bu da onu mutlu ediyordu. Onu daha da mutlu eden şey de ehliyetini alır almaz arabasını kendi başına satın almış olmasıydı. Arkadaşları Erik'i kıskanıyor olsa da ücretsiz bir şekilde gezebildikleri için bundan bahsetmezlerdi. Bir gün ilginç bir şey yaşadılar. Adam ayakta dikilirken bir şeye bakıyormuş gibi duruyordu. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Akça ağaç ağacının gölgesinde dikiliyordu. Erik adama baka kalmıştı ve gözünü başka bir yere çeviremiyordu. Bir sorun olduğuna emindi. Bu yüzden gidip yardım edebileceği bir şey var mı yok mu diye sormaya karar verdi. Erik net bir şekilde "Beyefendi iyi misiniz?" diye sordu. Adam içinde bulunduğu uyuşukluk halinden sıyrılıp yüzüne yerleştirdiği boş bir gülümsemeyle Erik'e baktı. Tıpkı bir sorun yok izlenimi vermeye çalışıyor gibiydi. Ancak Erik konuşmaya devam etmesi gerektiğini hissediyordu. Maalesef ki arkasına gelen araba kornaya bastığı için devam etmek zorunda kalmıştı. Ancak yine de yaşlı adamı kafasından atamamıştı. Bir hafta sonra yine aynı güzergâhtan geçmek zorunda kalan Erik, yine aynı yaşlı adamı aynı yerde eski mavi evi gözetlerken gördü. Büyük annesinin zamanla bunamasına şahit olan Erik, aynı şeyin bu adama oluyor olmasından endişe duyuyordu. Ama nasıl durumun aynen böyle olduğundan emin olabilirdi ki? Neyse ki teknolojiyle oldukça haşır neşir olan arkadaşlarından biri oldukça basit ve yaratıcı bir fikir sundu. Civar bir yere kamera yerleştirip hem zaman hem de benzin israf etmeden neler olduğunu gözlemleyebilirlerdi. Bu yöntem biraz problemli olsa da Erik neler olduğunu öğrenmek için oldukça istekliydi. Ancak kamera kayıtları onlara cevap vermemiş, aksine kafalarına daha çok soru işareti sokmuştu. Bu yüzden Erik cevaplara ulaşmaya kararlı bir şekilde arabasına atladı. Birkaç gün sonra adam yine oradaydı. Erik arabayı kenara çekti ve serap görür gibi davranan yaşlı adama doğru yaklaştı. "Beyefendi iyi misiniz?" diye sordu. Yaşlı adam yavaşça Erik'e bakarken gözlerinden Erik'i hatırladığını gösterecek bir parıldama geçti. "Ah, arabalı çocuk," dedi. Genç adam hatırlandığına inanamıyordu. Aralarındaki konuşmanın devamı ise Erik için hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir an olacaktı. Yaşlı adam kesinlikle bunamış değildi. Hatta oldukça zeki ve diksiyonu, konuşması düzgün biriydi. Adamın o evin karşısında dikilmesinin de kesinlikle bir sebebi vardı. Yaşlı adam bir zamanlar eşiyle birlikte o evde yaşamıştı. Ancak eşini yıllar önce kanser yüzünden kaybetmişti. Hastane masrafları da adamın iflas etmesine sebep olmuştu. Eşini korumak için gösterdiği onca çabaya rağmen eşini kaybedince adam yapayalnız kalmıştı. Kalbine başka birini alıp tekrar evlenmek istememişti. Hiç çocukları yoktu ve biriken ödemeler yüzünden de evinden zorla çıkarılmıştı. Her gün o noktaya eşine ve hatıralarına biraz daha yakın olabilmek için geliyordu. Bu hikayeyi duyunca Erik oturmak zorunda kaldı. Gençti ve hayatı bu şekilde deneyimlememişti. Ancak bu, onun bu acı duygu karşısında empati kurup acı çekmesine engel değildi. Büyük annesi yaşlandığında ona yardımcı olmak için tüm aile seferber olmuştu. Ancak görünüşe bakılırsa bu adamın ona yardım edecek kimsesi yoktu. Yardım etmek için bir teklifte bulundu. Adam başta reddetmek konusunda ısrar etse de birkaç tur dolaştıktan sonra Erik adamın yüzünde bir gülümseme yakaladı. O gülümsemede umut ve neşe vardı. Erik'in hayatı, ailesi, okulu ve hoşlandığı kızlar hakkında konuşuyorlardı. Yaşlı adam da geçmiş hayatı hakkında bir şeyler paylaşıyordu. Beklenmedik bir dostluk kurulmuştu ve her şey bununla da bitmiyordu. Nihayetinde yaptıkları küçük gezintiler sadece o eve çıkmamaya başladı. Beraber parklara, göllere, kafelere ve diğer yerlere de gitmeye başladılar. Bazen ikili baş başa olurdu. Bazen de Erik'in arkadaşları da onlara dahil olurdu. Çevresindeki insanlar Erik'in bu yaptığını sürekli övseler de Erik bunun yapılmaması gerektiği konusunda ısrarcı. Erik için yaşlı adamın yüzündeki gülümseme her şeye bedeldi.